İstanbul'da bir apartman dairesinde yangın çıkmıştı. İlk belirlemelere göre yangında maalesef bir kişi hayatını kaybetti. Detayları alacağız. Şimdi olay noktasına uzanalım. Ekibimizden Tülay Ayçiçek gelişmeleri takip etti. Sözü hemen Tülay'a bırakacağız. Tülay, yangının neden çıktığına dair bir bilgi var mı? Son durum ne? Aktarır mısın lütfen izleyicilerimize? Haklan Uysal, bizler o yangın bölgesine ulaştık ve oldukça büyük bir yangındı. Çünkü neden diyeceksiniz, hemen kameraman arkadaşım sizlere o noktayı gösterirken ben de sizlere aktarayım. 10 katlı binanın birinci katında çıktı ve sabah 9 sıralarında meydana geldi bu yangın. Ve yangının aslında henüz bir belirtisi yok, ancak bizler yangın öncesi bu noktaya geldiğimizde komşularla bir konuşma şansı bulduk. Ve aslında dedikleri tek şey bizlerin patlama sesi duyduğunu ve aniden bizlerin binayı boşalttığını söylediler. Yani evet, incelemeler hala devam ediyor, ancak ilk belirti doğal gazdan kaynaklı olduğundan şüpheleniyorlar. Tabi dediğimiz gibi, az önce de dediğimiz gibi, incelemeler hala devam ediyor. Hemen detaylara gideyim. Aslında o birinci katta iki kişinin yaşadığını ve bir kişinin maalesef ki orada hayatını kaybettiğini söyleyelim. 68 yaşındaki Oya Çomçom adında bir kişinin hayatını kaybettiğini ve annesiyle yaşadığını söylediler bizlere. Aslında komşular yangını ilk gördüğünde aslında yaşlı kadını, yani ölen kişinin annesini kurtardığını, ancak Oya Çomço'nun maalesef ki yetişemediklerini söylediler. İlk belirtiler bunlar oldu tabi. Dedik ya, aslında ihbar üzerine hemen itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri geldi, ancak ilk müdahale yapıldı, ancak hayatını kaybetti, hayatını kurtaramadılar Oya Çomço'nun. Ve 5 kişi de dumandan zehirlendi. Aslında şiddetli bir patlamaydı, şiddetli bir yangındı. Çünkü hemen üst kata da sıçrarken ekipler aniden müdahale ettiler ve aslında büyük bir faciadan dönüldü diyebiliriz. Ve aslında baktığımızda binanın hem camlarının parçalandığını, duvarların parçalandığını görüyoruz ve aslında şöyle binadan saçılan malzemeleri de şöyle sizlere gösterelim. Oldukça şiddetli bir yangındı, patlamaydı. Maalesef ki bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de dumandan etkilendi diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.